Teşekkür ederim Turancığım. Bunun içindekileri öyle bir yayınla ki, İskender mahkemeye çıktığında sadece sussun ve ömrünün sonuna kadar cezaevinden çıkamazsın. Neden öldürmediniz? Öldürmek? Biz kimseyi öldürmeyiz ki Turan'ım. Kimseyi içeri almayın. Binadan kimseyi de dışarı çıkarmayın. Tamam usta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır ya, ne iş? İyi akşamlar. Hayırdır? Ben burada oturuyorum. Otur o zaman. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Bugün iş yok, tatil. Abicim, beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Hadi birader, hadi. Şov zamanı değil. Benim çıkmam lazım abi. Ne var Memati? Mustafa, beyazın çıkması lazımmış. Abi. Ne diyorsun Memati? Beyaz yok mu? Şovcu çıkayım diyor. Memati kafayı mı yedin? Onun için mi geldik biz buraya? Bırak çıksın. Ne bileyim Mustafa. Siyah beyaz diye ayırmadın. Kimse çıkmasın dedin. Bırak çıksın Memati. Çık lan. Tamam abi, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşkım, kim gelmiş? Ben geldim.
Ne o? Eğitime mi geldin? Evet. Senden öğreneceğim çok şey var. Beşinci adam sen misin lan? Burada bekleyelim. Sahiplerin mi gelip seni alsın? Yoksa sen mi beni sahiplerine götürürsün? Sahiplerim seni bulur. İskender Büyük, konuşmayacak mısın? Ben konuşacağım yeri biliyorum Sayın Savcı. Benim üstüme senaryo yazılıyor ya, nasıl oynanır size göstereceğim. We'll be right back.
Efendim, boşuna uğraşıyorsunuz. Bu adam yaşamaz. Afganistan'da bir adam vardı. Malik. O bana yaralıları nasıl tedavi ettiğini öğretmişti. Ruslar yakaladıkları mücahitleri tankların altına alıp ezerlermiş. Bütün kemiklerini kırdıkları adamları öldürmezlermiş ki o adamları gören kimse direnişe katılmasın. En zoru da bu kırıkları tedavi etmekmiş. Biliyorsun, Afgan halkı ne inatçıdır. Tek tek bütün kemikleri sabırla iyileştirirlermiş. Yakışıklı iyileşecek ki kemiklerinin acısını hep yüreğinde yaşasın. Ve intikamını sabırla alsın. Söylediğim adamları tek tek çağırın. Türkleri boş bırakmaya gelmez. Siyasetle fazlaca ilgileniyorlar. Onlara daha çok tartışacakları zemin yaratalım. Emredersiniz.
Efendim, biraz daha istirahat etseydiniz. İstirahat edecek zaman değil doktor bey. Kim arıyor? Efendim, Polat Alemdar arıyor. Alo. Ünsal bey, hastanede misiniz? Sizi ziyarete geleyim. Ben de şimdi çıkıyordum. Yarın müsteşarlıkta görüşsek. Tabii ki. İstihbaratçı arkadaşlara da haber verseniz, üçlü toplantı yapsak. Gerek var mı buna? Herkes taşın altına elini koysun ki sonra taşı elin üstüne indirmeye kalkmasın. Tamam. Ben davet ederim arkadaşları. Senin hala uykun gelmedi mi? Hı? Mamuşum. Uy. Hayır olsun bu saatte. Ben bakarım. Bey abi, siz de adet böyle mi? Kapıyı böyle mi açıyorsunuz? He, biz de adet böyle. Hadi yatalım biz, gel. Gel güzelim. Kimsin? Benim ortak. Neredesin ortak kaç zamandır? Yüreğimi indirdin. Yıldız şerefsizi yerimizi bulmuş ortak. Ben de babamın yanına gittim. Senin baban mı var? Yok, yumurtadan çıktım. Abi, hoş geldin. Ne iyi yaptın da geldin. Hoş bulduk Gülendam. Ali Memati nasıl? Şimdi uyudu. İyi. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Ne olsun abi? Birileri sıkıştırıp duruyor. Kim sıkıştırıyor? Niye benim haberim yok? Sen sormadın ki. Ortak, başıma bu deliği bela ettin. Ne demek sormadın ki? Kim sıkıştırıyor seni? Anamların evini ille satacaksınız diye tutturdular. Ama mafya mıymış neymiş? Ayıp ayıp. Bacına mafya çöküyor, senin haberin yok. Vay, ben bacının da senin de. Abi, karnın aç mı? Yerim bir şeyler bacı. Sen o işi merak etme. Kimse sizi evden çıkaramaz. Söylesinler biz Yalçın Bulut'u tanıyoruz diye, defolur giderler. Sağ ol abi. Ne Yalçın Bulut'u? Memati Baş diyeceksin. Memati Baş. Yahu ha sen ha ben, ne fark eder ortak? Ben hemen tepsi hazırlayıp geliyorum. Bulut ne babası, sen onu anlatsana. Anamın kocası, ne babası olacak? Sen hiç söylemedin babam sağ diye. Sormadın ki. Varsa yoksa bir çocuk derdindesin. Kimseyle ilgilendiğin, kimseye bir şey sorduğun yok ki. Babanın yerini bulurlar. Sen adam buraya getir, Gülen'den bakar. Sana da başka yer buluruz. Babamın yeri iyi. Kimse bulamaz orayı. Çünkü kimse babam olduğunu bilmez. O zaman niye geldin? Harbi seni kaybetmişiz ortak. Yahu özlemek diye bir şey bilmez misin sen? Madem geldin, dersini vereyim o zaman ortak. Erkek adam özlemez, özlenir. Standart Kazım geldi. Abim seni çok özledi dedi. Ben de onun üzerine geldim. Atma. Kazım'ı kovdum, sana nereden gelecek? Niye kovdun? Tataroğlu'nun senin yerine aldığı adamdan dayak yemiş. Kazım. He Kazım. Gerçi biz sorduk hesabını. Artisi bayrak direğine astık. Tataroğlu adamsız kaldı ortak. İstiyorsan yaz bir dilekçe. Belki affeder. Gel bakalım. Bunun ateşi mi var?
Aman yok be abi, ne ateşi olacak? Kaç gündür çocuğa yeni dokunuyorsun, sana öyle gelmiştir. Allah Allah, sanki babamız bize çok dokunmuştu. Devir o devir mi? Şimdiki babalar çocukların ellerini hiç bırakmıyorlar. Vıdı vıdı yapma, git kapıya bak. Gülme lan, gülme. Erkek adam gülmez, güldürür. Bey abi, gençten bir kız geldi. Polat abinin hanımı mıymış, neymiş? Ebru mu? Hmm. Hadi ya, ne işi varmış? Bekletmesene be, kadını alsana içeri. Aldık herhalde. Canım. Hayırdır yenge? İlle bir şey olması mı lazım abi size gelmek için? Estağfurullah. Burası da senin evin yenge. Alim'i Mati'yi görmeye geldim. Ha, onun için. Hani nerede? Ne nerede? Ha, çocuk. Dur, getireyim yenge. Ben yanına giderim. Buradan yenge. Hop. Biraz ateşi var gibi geldi bana ama. Yo. Allah size de versin. Bambaşka bir duygu. Düşünmüyor musunuz yenge? Nasip. Sen de haklısın. Yenge, müsaadenle benim çıkmam lazım. Ben de çıkacağım zaten. Var mı bana diyeceğim bir şey abi? Ne hususta? Herhangi bir hususta. Canına sağlığı yenge. Gladyo'nun 5. adamı Ercüment değil. Eğer biz bu adamı bulamazsak... Polat Alemdar, sen bu işe şahsi duygularını katıyorsun. Nasıl? Nasıl anlamadım? Ercüment Duru, senin kayınpederin olmasaydı yine de 5. adam o değil der miydin? Derdim tabii ki, niye demeyeyim? Ben meseleye kişiler üstünden bakmıyorum ki. Ortada bir suikast var, bir örgüt var. Bu örgüt Türkiye'nin başındaki en büyük dert. Pek çok sorununun kaynağı. Benim kayınpederimin onlar için çalışıyor olması, onun suikast timinin 5. adam olmasını göstermez. O zaman kim? Her şey senin elindeydi. Sen istedin, biz bütün bilgileri sana verdik. 5. adam Ercüment değilse kim? Ercüment'i kullanan kimse o. Ben de Polat'a katılıyorum. O zaman Davut Tataroğlu mu? Davut direkt konunun içinde mi bilmiyorum. Ama ben iki ihtimal üstünde duruyorum. Birincisi Levent Bozoklar adlı adamı. Diğeri Yalçın Yıldız. Yıldız herkesin adamı olabilir. Bütün pis işlerin içinde olabilir. Siz Gladio olsaydınız, Yıldız'dan tim oluşturmasını ister miydiniz? Eğer her şeyin odağındaysa isterim. O zaman Davut'u alalım, sorgulayalım, her şey ortaya çıksın. Alın gücünüz yetiyorsa. 2 dakikada kurumu başınıza yıkarlar. Davut da kurumu başımıza yıkanlar. Yıldız'ı alırsak kurumu başımıza yıkmazlar mı? Eğer %100 onun olduğunu ispatlarsam hiçbir şey yapamazlar. Sayın Başkan, siz
bu hususta ikna olmuş göründüğünüze göre sizin analiziniz ne? Sizce kim beşinci adam? Bence beşinci adam yıldızı da Ercüment'i de kullanan biri. Şahıs olarak bilmiyorum ama arkasında Amerikalılar değil İsraillerin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içimize kadar sızdırdıkları ajanlarıyla. Bu adamla ilgili ne biliyorsunuz? Ben tanıyorum. Amerikan istihbarat servisinin bölgedeki önemli adamlarından biri. Ama eylem bazında değil, teori bazında. Ben de son dönemlerde Türkiye'yi ziyaretini sıklaştırdığını biliyorum. Ama beşinci adam Aaron Feller olamaz. Çünkü daha büyük bir teorisyen. Ben beşinci adam demedim. Sadece kim olduğunu öğrenmek istedim. Benim için kurumlarınıza ayrı ayrı talimat verir misiniz araştırılması hususunda? Mümkün olan her özelliğiyle detayıyla öğrenmek istiyorum. Nereden dikkatini çekti bu Feller? Davut'un artisini araştırırken küçük bir yerde karşıma çıktı, merak ettim. Türkiye'de ne zaman büyük bir değişim olsa yabancı servisler kadrolarını değiştirir. Başlarındaki stratejistler de değişir. Bu anlamda benim için önemli. Abdüley'e bizim verdiğimiz fotoğraf. Beşinci adamın yüzü belirsiz. Buysa Polat Alemdar'a verilen fotoğraf. Ercüment Duru'nun fotoğrafı yerleştirilmiş. İlk fotoğrafla bunun arasında bariz gölge uyuşmazlığı var. Fotomontaj yapılmış. Bizim verdiğimiz fotoğraf bu mu? Evet efendim. İlk olan. Peki fotomontajı kim yaptı? Efendim fotoğraf Ercüment Duru'nun emniyete giderken güzergahının açık edilmesi ve öldürülmesini birleştirince ortaya tek isim çıkıyor. Abdüley. Abdüley, Polat Alemdar'ın bilgisi dahilinde mi, haricinde mi hareket ediyor? Onu Abdüley'e soracağız. Usta, fotoğrafları aldığı adamın adı Ahmet'miş. Ahmet Eriş. Adres bu. Abdüley neredeymiş? Telefonda söylemeyeyim dedi. Mesaj atmış bana. Gece konuştunuz mu diye. Konuştunuz mu usta? Sabah yenge bize geldi Ali Memati için. Ama bir şey anlamadım. Çocuklar söyledi, ofise de gitmiş. Abdüley ile karşılaşmışlar. Konuştuk, konuyu kapattık. Abdüley duyunca bir şey demedi mi? Konuyu kapattık dedim Memati. Ağız birliği edelim diye sordum usta. Konuyu kapattık, ağız birliği bu. Usta benim için hava hoş. Daha Abdüley bu tripten biraz zor çıkar. Çıkar çıkar. İşimiz var, gücümüz var. Soldan döneceksin Kazım. Neredesin Alper? Usta bir yerdeyim. Gelince anlatırım.
Orhan seni almaya geliyor. Hangi Orhan? Bizim Orhan, yabancı değil. Sen onun arabasını attı, yolu biliyor. Ben seni dönüşte bırakırım. Tamam. Abdülay abi, ben Orhan. Ne iş çeviriyor bu Alper Orhan? Kendisi anlatacakmış sana abi. Selamünaleyküm. Ay eyvah, süt taşıyacak. Geldim. Geldim. Kim o? Ben Hüsnü Yalın Kılıç. Memati Bey'in emrettiği üzere ev alışverişini yapan yeni asistanıyım. Her şeyi kapının önüne bırakıyorum. Ay, süt taşıyor. İçeri getir versene sana zahmet. Ay, süt taştı. Hay Allah. Hay. Alper nerede? Şimdi gelecek. O zaman buraya gelsin. Ne oluyor lan? Siz bekleyin, ben geliyorum. Abi, evin işlerini kim görecek şimdi? Sana ne? Sen git ustanın eviyle ilgilen. Allah Allah. Abi, Ahmet bugün izinli. Evinin adresini versene. Telefonunu da yaz oraya. Ah,
Abi bir sıkıntın mı var? Yok gülüm bir sıkıntı. Ne ben buraya geldim ne de Ahmet'i sordum. Tamam mı? Tamam abi. Ne diyor usta? Evine gidiyoruz. İzinliymiş. Kazım, git adamı evden al. Mümati arka tarafı tut. Ola ki kaçmasın. Adam çıktıktan sonra evi bir ara. Tamam usta. Abi bir şey mi oldu? Ahmet, bu fotoğrafı Abdülhey'e sen mi verdin? Abi ben bir fotoğraf verdim ama bu mu değil mi bilmiyorum. İçine bakmadım. Gülüm, beni tanıyor musun? Tanıyorum abi. Bana yalan söylersen ne yapacağımı biliyor musun? Biliyorum abi. Şimdi bana güzellikle anlat. Sana bu fotoğrafı değiştirmeni kim söyledi? Abi, kimse bana bir şey söylemedi. Ahmet, bana isim söyle seni bağışlayayım. Abi, ben bir şey bilmiyorum. Biliyorsun. Bak, konuşursan yaşarsın. Konuşmazsan... Abi... Benim bir kızım var. Kızım ellerinde. Kimin elinde? Söyle alayım ellerinden. Abi ne olur beni bırak. Kızımı öldürecekler. Kazım koş! Bırakın gideyim. Adamların da silahlarını bıraksın. Adamı bıraksınlar.
Bak ben bırakıyorum. Seni kim yolladı? Beni hastaneye götür. Konuşayım. Konuş, seni istediğin yere götüreyim. Ne yaptın? Hallettin mi işi? Yarısını halletti, yarısını halledemedi. Yalçın Yıldız. İstemiyorum kardeşim, anlamıyor musunuz? Gazetemde siyasetle ilgili tek bir satır bile istemiyorum. İnsanların zaten okuduğu yok. İnternet raporları önünüzde. İnsanlar magazin okumak istiyor. Ve ben de gazetelerimde alabildiğine magazin görmek istiyorum. Ne var Yıldız? Efendim, çok acil konuşmamız lazım. Birazdan. Birazdanı yok. Hemen şimdi konuşacağız. Çıkın dışarı. Çıkın diyorum lan! Duymuyor musunuz beni? Çabuk! Ne oluyor Yıldız? Polat benim 5. adam olduğumu öğrendi. Aptal. Aptalsın sen. Sana 1000 kere söyledim bu işten uzak durmanı. Beni korumak zorundasın. Seni yanıma kim koyduysa git, onlar kurtarsın. Beni kurtaracaksın. Yoksa her şeyi anlatırım. Polat beni öldürürken hepiniz benimle birlikte öleceksiniz. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Konuşacağına git, kendini bir yere sakla. Efendim, emrettiğiniz üzere Alper'in telefonlarını takibe aldık. Şifreli konuşmaların neticesinde başbakan suikastı ile ilgili önemli birini içeriye aldıklarını tespit ettik. Kimmiş o adam? Henüz bir bilgiye ulaşamadık efendim. Alper'in bir hafta boyunca yaptığı bütün konuşmaları bana getirin. Emredersiniz efendim. Fiziki takibe geçelim mi? Hayır. Sadece dinleyin. Dayı, bu arkadaşlar bize evlerini satmıyorlar. Allah Allah. Niye, parası vermediniz mi? Verdik dayı. Maneviyat yapayım. Yok dedesinden kalmış, yok nenesinden kalmış. Kardeş, sorması ayıp. Deden, nenen, diler yaşı mı? Yok, öldüler. Allah rahmet eyleye. Onlar ölmüş. Sen niye yaşısın? Biz evimizi satmak istemiyoruz. Tamam. Ne demek? Satmışsın, satmışsın. Hediye et dayıyan. Biz evimizi hediye ettik. Cevher, bu ne söylüyor? He? Kime hediye ettiniz? Yalçın Bulut'la Memati Baş'a hediye ettik. Evi istiyorsanız gidip onlardan alın.
Kime hediye ettin? Kime? Yalçın Bulut. Ya onu geç. Digerini. Memati Baş. Sen nereden tanıyorsun Memati Baş'ı? Bacım Memati Baş'ın oğluna bakıyor. Memati'nin oğlu mu oldu? Cevher. He dayı. O zaman bizim Memati'ye hediye vermemiz lazım. Allah Allah. Anası kimmiş oğlunun? Öldü dayı. Allah rahmet eylesin. Bunlara da garı dayanmıyor ha Cevher'im. Ben hep söyleyeyim. Öbür zalimde avukat kızı öldürdü bilirsin. He. Dayı, Polat Alemdar ikinciyi aldı. Ha. He. Şimdi ona da bir hediye vermek lazım ama. Sen Memati'yi sevmişsin Memati'yi. Seviyorum. Heh. Beni sevmişsin. Sevmiyorum. O zaman sen git Memati'yi sev. O sana yeter. Ne yapacağız dayı bunu? Ne gönder gitsin. Gelsin ki Memati buraya gelsin. Geldi. Gelmedi. Seni aynen nenenle dedenin yanına gönderdik ha. Özlemişindir. Çık dışarı. Yüreğim parça pıçık oldu Cevher'im. Aha. Biri daha da aynı sevmeyi. Görüşün işte. Seni sevmeyen ölsün dayı. Amin. Amin Cevher'im. Bey abi, galiba mamuşun ateşi var. Hüsnü Bey derseniz daha memnun olurum. Ben kadından isteğine güvenirim. Siz ateşi var diyorsanız vardır. Hastanemiz var. Buyurun gidip baktıralım. Günümüzde saçma sapan gripler zaten kol geziyor. Tamam. Ben hazırlayayım da. Gelmemişim. Gel. Oy, tamam. Ağam Memati Baş oğluyla birlikte bu evde yaşıyor. Artık bu evde biri yaşayacak. Ya kendi ya oğlu. İkisi birden değil. Çaldırma şunu. Bak. Alo. Ağam Yalçın Yıldız arıyor. Evet. Ne yapıyorsun sen burada? Mangal yapacağım. Uygun yer bakıyorum.
Ben canımla uğraşıyorum, senin uğraştığın şeye bak. Panik yapma. Seni benim yanımda bulamazlar. Atla hadi. Usta bir şey yok. Nereden bulacağız bu şerefsizi? Bir numaranın adresini öğrenmek istiyorum. 0216 788 6954. İş yerim ev mi olarak görünüyor kayıtlarınızda? Emin misiniz? Teşekkür ederim. Neymiş usta? Memati Cevat'ın DNA testi ne çıktı? Ne alakası var şimdi Cevat'la usta? Bu telefon numarasının olduğu ev bugün yanmış. Bu telefon kime ait? Erhan Ufuk kullanıyor numarayı. Gün içerisinde Abdüley ile başka konuşmaları var mı? Tespit ettiğimiz yok efendim. Efendim. Buyurun Balat Bey. Cevat Akarsu'nun DNA testi şu anda önümde. Ben her ihtimale karşı test yaptırmıştım. Zaten bildiğinizi düşünüp size söyleme gereği duymadım efendim.
Eğer yanlış yaptıysam özür dilerim. Cevat Akarsu'nun DNA'sına göre yanan cesetlerin hiçbiri ona ait değil. Cevat yaşıyor işte Memati. O testler yanlış. Yandığını bizzat gördün mü? Zamanım olsa oturup keyifle seyrederdim. Ama seyredemedim. Alo. Polat Alemdar. Önemli bir konu için rahatsız ettim. Buyurun. İstihbaratçıların elinde bir şahıs var. Önemli bir şahıs. Suikastle ilgili. Ama kim olduğunu tespit edemiyoruz. Büyük ihtimalle Abdüley kim olduğunu biliyor. Öğrenelim Sayın Müsteşar. Benim de sizden bir ricam var. Buyurun. Yıldız kayıplara karıştı. Nerede olduğunu tespit edelim. Hemen talimat veriyorum. Görüşmek üzere. Yıldız'ın yerini zor da olsa tespit ettik. Beşinci adam Yıldız mı? Yıldız. İstihbaratçıların elindeki kimmiş peki? Ben beşinci adamı aldıklarını düşünmüştüm ama... Abdüley telefonuna cevap vermiyor. Onun yerini tespit edebilir miyiz? Ederiz. Biz Yıldız'ı alalım. Siz Abdüley'in yerini bulun. Nasılsa istihbaratçıların elinde kim var öğreniriz. Hı hı. Görüşürüz. Efendim, Abdüley'in yerini tespit ettik. Neredeymiş? İstihbarat binasında. Alo. Ben Ünsal Kemal. İstihbaratçıların elindeki kişi Abdüley. Sayın Müsteşar. Başkana gidip selamımı söyleyin. Abdüley'i oradan alın. Usta sen git. Ben hallederim. Hallettiğin adam geziyor ortada Memati. Nasılsa devletin elinde Abdüley. Öldürecek değiller ya. Memati sen Kazım'la evin arka tarafından gir. Sessiz olun. Tamam usta.
Cevat, nereden taktın bu adam yakma meselesine? Eğer herkes gibi adam öldürseydim, bana bunu sormazdın. Ya fark yaratanlardan olursun, ya da fark yaratamayan odunlardan. Tamam, anladık. İmza atıyorsun da niye yakma? Vicdan azabı duymamak için yakıyorum. Ne alakası var? Silahla öldürmeden önce adamın yüzüne bakarsın. Yaktığın adamın yüzü müzü kalmaz. Yandıktan sonra hepsi birbirine benzer. Memati seni yaktı. Yanarken ne hissettin? Korktum. Yanmak korkunç bir şey. Bir insana verilebilecek en ağır ceza. O zaman neden vazgeçmedin huyundan? Yıldız, can çıkar, huy çıkmaz. Geldiler, buradalar. Yürü, 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 çıkıyoruz. Sen Yıldız'ı götür. Sen gelmiyor musun? Ben gelirsem takip ederler, yakalanırız. Sen git, ben ayrıca geleceğim, hadi. Müştemilata gidiyoruz. Cevat içeride. Aç bagajı. Gir içeri.
Usta. Cevat Şerefli de şu kulübede. Girdiler mi içeri? Girdiler ağa. Güzel. Koş! Giden gitti Memati. Usta. Sayın Başkan'la görüşmeye geldim. Buyurun efendim, sizi bekliyorum. Hayırdır Sayın Müsteşarım? Bu ani ziyaretinizi neye borçluyuz? Abdüley'i çobanı almaya geldim Sayın Başkan. Yanlış yere geldiniz. Burası Polat Alemdar'ın makamı değil. Sayın Başkan, Abdüley'in elinizde olduğunu biliyoruz. Size yanlış bilgi vermişler. Abdüley'le bizim bir ilgimiz yok. Beni neden burada tutuyorsunuz? Onu sen anlatacaksın Abdüley. Neyi anlatacağımı söyle, anlatayım. Yalçın Yıldız'la birlikte Gladio'ya hizmet ediyorsunuz. Kafayı mı yedin sen Alper? Benim sana verdiğim fotoğrafları tahrif edip içine argümanti yerleştirdin. Sonra da öldürdün. Sen bu söylediklerine inanıyor musun?
Benim neye inanıp neye inanmadığımın önemi yok. Madem Gladyon'un üstüne gidiyoruz, her türlü üstüne gideceğiz. Fotoğrafları niye değiştirdin? Ben fotoğraf falan değiştirmedim. Zarftan çıkanı abiye verdim. Zarfı sen ve Ahmet'ten başkası bilmiyordu. O zaman Ahmet'e sor. Bana ne soruyorsun? Ahmet'i Polat Alemdar öldürdü. Öldürdüğüne göre fotoğrafı değiştiren odur. Benim burada olduğumdan abinin haberi var mı? Yalçın Yıldız'la telefon konuşmalarım var. Seninle de var. Sen de mi gladyocusun? Değilim. Ama Yıldız gladyocu. Abi aramamı söyledi, aradım. Beni ne alakadar eder kimin kim olduğu? Ben bana verilen emri yerine getiririm. Her şeyi Polat Alemdar'ın emriyle yaptım diyorsun yani. Birileri sizi tuzağa düşürüyor. Gladyocu mu arıyorsun? Kurumunuzun içinde arayın. Kimin emrinde çalışıyorsun? Davut Tataroğlu'nun. Onun babasını soruyorum. Henüz tanışma şerefine nail olamadım. Fotoğrafa Ercüment'in görüntüsünü koyma emrini kimden aldın? Davut Bey söyledi. Yalan söylüyorsun. Polat Alemdar, bilmediğin şeyler var. İşte ben de senden onları duymak istiyorum. Altında kalırsın. Artık bu işin peşini bırak. Zaten çok fazla ileri gittin. Bunun sonu yok. Neyin altından kalkıp neyin altından kalkamayacağımdan sana ne? Sen sorduklarıma cevap ver. Gladyon'un medya ayağını sen mi yönetiyorsun? Ben sadece bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Holding'in patronu belli. Emirleri nereden alıyor ben bilmem. Sen Davut'un her dediğini yapsan, holdinginiz ticaretle ilgilenirdi. Üstüne vazife olmayan şeylerle değil. Davut Tataroğlu'nun emirlerini yerine getirmemek hususunda kafama göre takılmıyorum. Ha işte, ben de onu soruyorum. Kime göre hareket ediyorsun? Bütün olup bitenden, yaptığım her şeyden Sayın Başbakan'ın haberi var. Onun talimatlarıyla hareket ediyorum. Yalan söylüyorsun. Üçüncü defa yalan söylüyorsun dediğimde bir defa daha yalan söyleyecek bir dilin olmayacak. Bana inanmıyorsan ara Sayın Başbakan'ı, ona sor. Bağlayın. Evet Sayın Alemdar. Yalçın Yıldız mı? Yalçın Yıldız bana bazı konularda bilgi verdi. Beşinci adam ya da değil. Lütfen kendisini serbest bırakıp bana gönderin. Sizden bu konunun peşini bırakmanızı rica etmiştim. Lütfen gereğini yapın. Başka bir husus var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Ben size söylemiştim. Ne dedi usta? Serbest bırakmamızı istedi. Bu şerefsiz gladyocuyu
Telefonlar dinleniyor ya Memati, ondandır. Başbakanın telefonunu kim dinleyecek usta? Bunlar. Lütfen artık beni çözer misiniz? Herhalde Sayın Başbakan'ın talimatına aykırı hareket etmeyeceksiniz. Yok, aykırı hareket etmeyeceğim. Seni Bulut'a teslim edecek. O seni başbakanlığa götürecek. Usta, bayram geçti. Ama yine de kurban kesilir, değil mi? Memati, bundan kurban olmaz ama biz kasabın işine karışmayalım. Memati'yi öldüremezsek çocuğunu öldürürüz. Hastaneye birilerini yollayın. Bu işi bitirin. Tamam ağa. Abdülay nerede? Sayın Başkan ellerinde olmadığını söylüyor. Evet. Böyle bir bilgim olmadığını söyledim. Bilginin başında oturuyorsunuz. Gerekli bütün birimlere sordum. Onlar yok dediler, siz de inandınız öyle mi? Sayın Başkan, biraz daha ısrar ederseniz bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak kabul edeceğim. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Eğer Sayın Müsteşar şahsi olarak algılamazsa. İki kurumun arasındaki mesele. Müsaadenizi istiyorum. Bana ihtiyacınız olursa herhangi bir şey için elimden geleni seve seve yaparım. Teşekkür ederim. Sayın Müsteşar Abdüley için gelince yok demek zorunda kaldım. Kendisinin şahsıyla ilgili bir meselem yok. Ama KGT'nin içerisinde sızmalar olduğunu düşünüyorum. Abdüley nerede? Kendisi bizim misafirimiz. Ne münasebet benim adamımı alıp sorguluyorsunuz? Bir sorgu söz konusu değil. Sadece bazı bilgilere ihtiyaç duyduğumuz için kendisine başvurduk. Bilgi karşılaştırması yapıyoruz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sayın Alemdar, sizin adamınız gladyocu olamaz mı? Olamaz. Kayınpederiniz gladyocu çıkıyor da adamınız mı çıkmıyor? Kayınpederimin gladyocu olduğunu biliyorum. Siz bilmezken ben biliyordum. Şimdi siz bana diyorsunuz ki senin adamın gladyocu. Gladyocu demiyorum. Olabilir diyorum. Yani bana gladyocu diyorsunuz. Bunu kişiselleştirmenin bir anlamı yok. Her kişinin, her kurumun içinde gladyocu çıkabilir. Sizinkileri de ben alıp sorgulayayım o zaman. Varsa söyleyin, biz gereğini yapalım. Hah işte, ben de onu diyorum. Varsa bir bildiğiniz, söyleyin gereğini yaparım. Siz hatayla ihaneti karıştırıyorsunuz. Benim adamlarım hata yaparlar ama ihaneti asla. Abdüley'in Yalçın Yıldız'la tuhaf bir ilişkisi var. Kendisine ilettiğimiz fotoğrafı tahrif ettiğini tespit ettik. Yanlış tespit etmişsiniz. Kimin, neyi, niye yaptığını biliyorum. Abdüley'le konunun hiç alakası yok. Yalçın Yıldız'ı aldım, sorguladım, serbest bıraktım. Peki neden serbest bıraktığınızı öğrenebilir miyim? İstediğimi yaparım. Size hesap mı vereceğim? Umarım bize hesap vermek zorunda kalmazsınız. Kendi adamın, fotoğrafçı Ahmet Gladyocu çıkıyor.
İşi benim adamımın üstüne bırakmaya çalışıyorsun ya. Bunu sizin yanınıza bırakmam. Abdülhey çobanı serbest bırakın. Bu ülkede bir tek siz bağımsız, diğer herkes bir yerlerin adamı değil. Satılmışlar herkesin yanında olabilir. Sizin de Ünsal'ında. Ben de bunun peşini bırakmayacağım. Bir kendini saymadın başkan. Abdülhey serbest. Yanlış anlama. Benim seninle ilgili şüphem yok. Elbet bir gün ben de senden şüphelenmem Alper. Sonra bize vururuz. Hayırdır ortak? Ortak, bugün senin doğum gününmüş. O nereden çıktı ortak? Ortak, Polat Alemdar bugünü senin doğum günün ilan etti. Sana hediye yolladı. Ortak, bu oğlan senin harbi ayarını bozdu. Hediye hediye nedir? Ne aldın, oyuncak ayı mı? Vallahi bir ayı aldım. İster oyna, ister zıpla. Vay, ortağım benim. Beni öpeceğine, bunu öp. Öperim. Çok öperim. Bana müsaade ortak. Şerefsiz Cevat'la işim var. Daha yakmadın mı onu? Yaş odunmuş. Yanmış ama tutuşmamış. Ha. Pedere selam söyle. Bir dahaki sefere elini öpmeye gelirim. Hadi kolay gelsin. Bir dilek tut. Birazdan yıldız kayacak. Bulut, seninle uzlaşabiliriz. Nasıl uzlaşacakmışız? Beni bırakırsan Davut Bey seni affeder.
Ara gelsin. Yüzüme söylesin. Ara. Sadece bize değil, bizim üstümüzden Ünsal'a mesaj verdiler. Abi onların arasındaki savaştan bana ne? Abdüley, fotoğrafı alan sensin. Sen de onların yerinde olsan bir şüpheyle bakarsın. Abi, biliyorlar Yalçın Yıldız'ın nasıl bir mal olduğunu. Bana soracaklarına ona sorsunlar. Senin Abdüley'le ne işin var diye. Ben sordum. O işte biraz karışık. Nasıl karışık? Bazı şeyleri başbakanın bilgisi dahilinde yaptığını söyledi. Başbakanın adamı mıymış? Tam değil. Yıldız iki taraflı çalışıyormuş. Köprü vazifesi yapıyormuş. Herkes onun ne olduğunu biliyor. Başbakan Gladio'nun ne yapmak istediğini onun üstünden anlamaya çalışıyor. Onlar da Yıldız üstünden başbakanın ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Güya. İhtiyarlarla görüşmem lazım. Ortalık karışıyor. Kim kimin adamı iyice bir öğrenelim. Piş, 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 piş. Ay, ne bitmez işi varmış Memat abin. Ay insanın çocuğu hasta, gelmez mi? Senin kocan çocuğuna geliyor muydu? Erkeklerin işi sorulmaz, sorgulanmaz. Ben hiç evlenmedim ki. Gerçekten mi? Çok tuhaf. Neymiş tuhaf? Sizin gibi genç, güzel, hem gülü hem endamı yerinde bir hanımefendinin bekar olması, kapısında kuyruklar olmaması çok tuhaf. Hem diyorsun erkeklerin işleri sorulmaz, hem de nasıl evlenmedin diyorsun. Ya ben öyle istemem, öyle bana cartçurt edecek erkek. Her şeyini de anlatacak, her şeyini de danışacak. Size katılmamakla birlikte anlıyorum. Karnınız aç mı? Canım bir şey yemek istemiyor. Hastanemizin kavurmalı tostları çok meşhurdur. Kepek ekmekli olsun bari. Çok kilo aldım bu aralar. Alın efendim, alın. Bir dirhem et bin ayıp örter. Memati Bey'in oğlu hangi odada yatıyor? Beyefendi, ziyaretçi kabul etmiyoruz bu saatte. Ziyaret etmeyeceğim. Bakıcısına bir şey verip çıkacağım. Ben kardeşiyim. Koridorun sonunda 303 numaralı oda. Memati abi beni gönderdi. Oğlunun yanında ben duracağım. Seni eve çağırıyor. Oyalanmadan gelsin dedi. Hayırdır bey abi? Evde ne var ki? Bilmiyorum. Kapıda araba sizi bekliyor. Allah Allah. Başına bir hal mi geldi garibimin? Dur ben bir arayayım. Aramasın. Telefonlar dinleniyor dedi. Dinlenirse dinlensin. Sanki bir sır mı söyleyecek? Sesini bir duyayım da. Abla çıkmam lazım dedi.
misin Zendam Hanım? Mamuşum. Mamuşumu öldürecekti. Kimse size de mamuşunuza da bir şey yapamaz ben varken. Güvenlik. Güvenlik, güvenlik. Gelin şöyle. Güvenlik, güvenlik. Gülendam. Ne oluyor lan? Abi mamuşuma kıyacaklardı. Ağlama oğlum, ağlama. Baba Memati, adım Memati iken Azrail'le çok arkadaş olursun. Ne oldu burada Hüsnü? Düşmanlarını sızma harekatı yaptı. Ama Endam Hanım'ın büyük direnişi sonunda bu harekatı engelledik. İyi misin bacı? İyiyim bey abi. Hüsnü, bacının pansumanını yaptır, sonra çıkalım. Baş üstüne. Ay. Seni affedeceğim fikrine nasıl kapıldın? Sen affedilemeyecek bir şekilde bana ihanet ettin. Efendim, Bulut'a ben söyledim sizin onu affedeceğinizi. Kes sesini Yıldız. Davut Bey, Bulut hatasını telafi edebilir. Burada her ikimizi de öldürebilirsiniz. Ama eğer bize fırsat verirseniz, size en iyi şekilde hizmet edebiliriz. Ben şahsen Bulut'a kefil oluyorum. Kendine avukat olarak bundan başkasını bulamadın mı? Her zamanki gibi gereğinden fazla konuşuyor Davut Bey. Nasılsa arkada adamlarınız var. Beni öldürmek istediğinizde öldürürsünüz. Ama önce sizinle özel olarak konuşmam lazım. Adamlarınızı arabalarına yollar mısınız? Girin içeri. Evet, seni dinliyorum. Ben size ihanet etmedim. Bana verilen görevi yaptım. Sizin yanınızda bulunmak üzere özel görevlendirilmiştim. Bu görevi de başarıyla yaptım. Bana görev verenler sizin kaleminizi kırdığında size olan sevgimden ötürü buna engel oldum. Şimdi de bunun intikamını alıyorlar. Beni ortada sahipsiz bırakarak. Vah vah vah. Bulut, insanı iyileştiren, ölümüne engel olan ilacın üstünde bile son kullanma tarihi yazıyor. Bakayım senin son kullanma tarihine. Çoktan geçmiş. Eğer bana fırsat verirseniz, beni size karşı kullananlardan intikam alırım. Seni 2 kilometre yakınlarına bile sokmazlar. Beni sokmazlar ama Polat Alemdar'ı sokarlar. Polat da seni yanına sokmaz. Memati sokar. Bir şartla yaşamana izin veririm. Polat Alemdar'ın daima yakınında olacaksın. Ben sana sık dediğimde kafasına sıkacaksın.
Olur. Ve bana ihtiyarların toplanma zamanını bildireceksin. Zevkle. Efendim, çok teşekkür ederim. Polat Alemdar'ın öldüğü günü görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Ama bana sorarsanız bu işi ertelemeyin. Yarın bulut kafasına sıksın. Yarın değil. Ben ne zaman istersem. Davut Bey. Yıldız yaşarsa Polat Alemdar bana inanmaz. Ben yurt dışına gidebilirim. Polat ölene kadar. Bu riski almaya değmez. Öldür bunu. Davut Bey! Davut Bey! Sana acıdığım için şanslısın, yoksa seni içeri tıkardım.